değerli işime, benim olmazsa olmazıma sıkıntı olmadı. Çünkü evde olduğum zaman çay demle, yemek getir, şunu yap, bunu yap gibi kadıncağıza rahatsızlıklar veriyordum. Neden böyle bir video hazırladım? Ben bugün sabah sevgili Murat kardeşimin yayınına girdim. Sıkıldım orada. Dedim Murat ben çıkıyorum, bana göre değil. Şunu anlamadım ve şunu anlamak istiyorum. Bizler bazı konularda bazı kişilere gerçekten muhtaç olduğumuz anlar oldu. Ya da desteğini gördüğümüz anlar oldu. Tabii ki Murat'ın da destek gördüğü bir insan vardır. Ona da saygı duyuyorum. Neden peki Murat'ın adını kullanıyorsun? Yani hayat o kadar kötüleşmiş, o kadar zorlaşmış ki. 3 kuruşluk menfaat için birilerinin peşine gider olduk. Ben de oldum. Ben de oldum. Mavi Karadeniz televizyonu kapandıktan sonra şunu sandılar. İşte Murat Show bitti, Ahmet Güngör bitti. Arkadaşlar biz bitmeyiz. Birincisi neden bitmeyiz? Kişiliğimize ödün vermedik. İkincisi neden bitmeyiz? İşimizi adam gibi yaptık. Üçüncüsü neden bitmeyiz? Biz kursağımıza haram lokma sokmadık. Neden bu kelimeler? Benim bir sene öncesine kadar zaman zaman telefonum susmazdı ama daha evveliyata var. 19-20 sene önce ben insanlara küfür ederek telefonu açmayın diye gerçekten inanılmaz şekilde yani birileri arayıp seninle görüşmek istiyorum. Yani nasıl görüşmek istiyorum iyi kötü anlarsınız. O zaman da rahat evdeyim. Abi programlar kat sorumluluğu yapıyorum. Sevgili Doğan Kılıç benim dinç bilgin adına patronum. Masaya vurduğum zaman zam alıyorum. Sevgili Önder Kayalar şu an hala ATV'de der ki ulan ne adi adamsın masaya vuruyorsun zam alıyorsun. Şimdi buradaki güzel taraf ne? Sevgili Beytullah Gül. Beytullah Gül'e dedim ki çekmiyorum kardeşim abi çekme umurumda değil dedi. Ben IBAN'ına parayı attım. Mikrofonu alırım. Dedim ki sizin hemşeriniz, sizin yeğeniniz, sizin evladınız gelip çekmedi. Yani işimi yanlış yapmış olsaydım o Baskıyı bana yapmazdı. Hatta sevgili Selahattin Doğan Başkan özür dileyerek adını zikredeceğim. en son çekmiş olduğumuz festivalde bir konu oldu, mevzu oldu. Dedi ki Ya Ahmet Bey kusura bakma da ben sana karşı böyle bir şey oldu. Ne oldu dedim. Beytullah Başkan dedi ki Ahmet abi benim vazgeçilmezim. Allah razı olsun. Benim sevdiğim kardeşim. Neden Beytullah Başkan? Dedi ki ben Ahmet abi oradayken gözüm arkada kalmıyor. İşte ilgileniyor. Sabah bizden önce gelir. İş biter gider. O arada bir jeneratör sorunu vardı. Allah razı olsun. Ayhan muhtarım. kırmadı beni. Ben muhtarım abi, dernek başkanı değilim ki dedi. Ama yine o konuda yardımcı oldu. İşi çözdüğümüzde şunu anladı ki Selahattin Başkan, ben bir işi para almak için değil, o parayı alacağım Kendi işim bildiğim için bu şekildeyim. Kısa keseyim,